Allah rahmet eylesin. Sağ olun abi. Sağ ol. Sağ ol. Kayınpederiniz nasıl oldu? İyi abi, sağ ol. Vallahi duyunca inanamadım. Her şeyin başı sağlık tabii. İstanbul'a yerleşmişler, öyle mi? Evet. Öyle oldu. Hastalık neticede. Şifası neredeyse oraya gideceksin. Memleket toprak demeyeceksin. Şirket ne oldu peki? Badi de burada seninle çalışıyor madem. Orada işleri kim yürütüyor? Aile arasında hallediyoruz abi. İyi madem, başınız sağ olsun. Sağ ol. Ne diyor bu Muhsin? Anlamadım ki baba. Hastalık falan bir şeyler dedi ama herhalde Sezer Hanım'dan bahsediyor. Bu Palalılar'da tanıdığımız biri var mıydı? Şöyle güvenilir. Mehmet ya, Ali Ömer'i arıyorum. Bir dosya imzalatacağım. Bulamadım. Çocuklar, ben içerideyim. Ben imzalayayım hayatım. Ama hayatım, bunlar senin imza yetkinin dışında. Kimin yetkisinde bari? Koskoca şirkette benden başka hancıoğlu kaldı mı? Muhasebeden aradılar. Adamlara şirkette bazı değişiklikler olacak demişsin. Doğru duymuşsun baba. Geç otur. Aklından ne geçiyor? Düşündüm de. Amcam vefat ettikten sonra senle ben dışında hancıoğlu kalmadı şirkette. O yüzden yönetim kurulunda bir takım değişiklikler yapmamız gerekiyor. Ama oğlum, amcan daha toprağı kurumadı. Haklısın baba. Ben de üzüldüm. Ama hayat akmaya devam ediyor. Bu yüzden bir an önce değişiklik yapmamız şart. Bu iş öyle keyfe keder olmaz oğlum. Şirketin büyük hissedarı yengenler. Kim geçecek yönetim kurulu başkanlığına? Hı? Münevver mi? Yoksa yengem mi? Belki de Yusuf Ziya, ha? Vekilleri Ali Ömer, biliyorsun. Ali Ömer aileden değil baba. O sadece şirketin CEO'su. İstediğim zaman bu şirketteki işine de yetkilerine de son verebilirim. Ama oğlum. Aması maması yok baba. Herkes bu şirkette benim başa geçmemi istiyor. Çünkü doğru olan bu. Ailedeki tek erkek çocuk benim. Onun için yönetim de benim hakkım. Tam zamanında geldim galiba. Evet. Biz de senden ve yönetim kurulu başkanlığından bahsediyorduk. Duydum. Mehmet, şayet burada olmam sizi rahatsız ediyorsa ben gereğini yaparım. Aman oğlum, yanlış anladın. Gereğini yapacağına şüphem yok Ali Ömer. Sen de takdir edersin ki yeni bir yapılanmaya gitmemiz şart. Amcamın sana vermiş olduğu yetkilerin bir kısmını geri alıyorum. Malum, amcam yaşlıydı. İşle gerektiği gibi ilgilenemiyordu. Onun için senden yardım istedi. Ama çok şükür ben kendi işimi kendim yapabiliyorum. Tabii, tabii Mehmet. Bu konuyu kendi aramızda konuşsak. Hiç gerek yok. Yarın yönetim kurulu toplantısı var zaten. Gerekli düzenlemeleri herkese bildiririz. Şimdiye kadar göstermiş olduğun işbirliğinden gayet memnunum. Bundan sonra da iyi işler çıkaracağımızı düşünüyorum Ali Ömer. Tabii sen de istersen. Ben özellikle bu ailenin iktidar savaşının dışında kalmaya çalıştım. Bundan sonra da karışmaya niyetim yok Mehmet. Ortada karışılacak bir durum yok zaten Ali Ömer. Hancıoğlu ailesinin tek erkek varisi ben olduğuma göre şirketi yönetmek de benim hakkım. Enişten bu görevi bana verdiğinde... Enişten artık yok Ali Ömer. Ben varım. Ah be Mehmet. Aferin diyeceğine hala kızıyorsun baba. Artık gözünü aç, etrafına bir bak. Bizim devrimiz başlıyor artık. Mehmet Hancıoğlu devri.
Bir imzanız lazım Ali Ömer Bey. Yarın yönetim kurulu toplantısından sonra bakarız. Çıkıyor muydunuz? İyi misiniz? İyiyim. Ali Ömer'in yetkilerini alacağım ne demek? Çünkü bu şirket benim hayatım. Babamın. Niye Ali Ömer yönetecekmiş? Çünkü onun işi bu. Şirket sizin olabilir ama sergilediğin tavır çok yanlış. Ali Ömer her zaman iyi ve tarafsız bir yönetici oldu. Ayrıca benim işe girmemde de ne kadar çabaladığını biliyorsun. Böyle bir yöneticiyi neden kaybedelim ki? Ben Ali Ömer işten ayrılsın demedim. Sadece amcamın gereksiz yere verdiği yetkileri kısıtlayacağım. Mesela bundan sonra o benden izin alacak. En başta olması gerektiği gibi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.